dostları, arkadaşları, başsağlığı dileklerini iletmek için sunuyoruz. Merkez Haber'den merhaba. Sağanak yağış Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili oluyor. Özellikle Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Son durumu Merkez Haber'de alacağız. Erzincan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarını, yapısını ve son durumunu da Merkez Haber'de canlı yayında alacağız. Yoğun trafik, çileye dönüşen saatler, bir de üstüne egzoz gazı. Trafikte alıştığımız bu görüntülerin insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri var. İngiltere'de yapılan araştırma yoğun egzoz dumanının kalp krizi riskini artırdığını ortaya koydu. Türkiye'de trafikte egzoz dumanı etkileri ve denetimleri Merkez Haber'de konuşacağız. Ben Elif Akkuş, Merkez Haber'e hoş geldiniz. Biz de diyoruz ki değerli olarak biz de hepimizin sanayicilerine teslim edeceğiz. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri Tekirdağ. Tekirdağ'da hayatın durma noktasına geldiğine ilişkin haberler geliyor. Peki son durum ne? Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Masat'la telefon attığımızda. Sayın Vali merhaba, Merkez Haber'e hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buraya yansıyan haberler doğru mu? Tekirdağ'da hayat durma noktasına geldi mi? Yoksa sabah yağış yoğundu, bu yüzden bunlar yaşandı. Şimdi durum nedir, sizden alalım. Tekirdağ'da hayat durma noktasına tabii ki gelmedi. Zaman zaman sıkıntılar yaşandı ama genel olarak özetlersek bu gece saat 3 ile sabah 10 arasında aşırı sağanak yağış nedeniyle başta Tekirdağ ilimiz olmak üzere Tekirdağ'ın merkez Kumbağa ve Barbaros beldeleri ile Hayrabolu ilçemizde su taşkınları meydana gelmiştir. Evet. Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan insanlarımız ve araçlar ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle kurtarılmıştır. Araçlarda 142 vatandaşımız mahsur kalmış, onlar kurtarılmıştır. Metruk olan, yani boş olan, kullanılmayan 4 tane de bina yıkılmıştır. Tabii ki bu baskınların, sel baskının meydana gelmesiyle birlikte Acil Afet ve Durum Yönetim Merkezimiz, Valimiz Başkanlığı'nda toplanmıştır. Ve kurtarma tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Başta İl Özel İdaret ekipleri olmak üzere belediye ekipleri, itfaiye ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen bu taşkınlar nedeniyle Tekirdağ il merkezinde, Altınova mahallesinde, Barbaros ve Kumbağa beldelerimizde ve Hayrabolu ilçemizde lokal su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Tabii ki olayın sevindirici tarafı şudur. Şu ana kadar ulaşan bilgilere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Bu sözleri ifade ettikten sonra özellikle vatandaşlarımızla olabilecek bir ani yağışla ilgili de uyarılar yapılmaktadır. Şu anda herhangi bir sorun yoktur. Buradan ifade edebiliriz. Evet, Sayın Vali, son olarak şunu sormak istiyorum. Şu anda yağış durumu nedir? Şiddetli yağış devam ediyor mu yoksa? Hayır, şu anda sadece hava kapalıdır. Yer yer parçalı bulutlu olmaktadır. Onun dışında herhangi bir olağan dışı durum yoktur. Peki Sayın Vali, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, aslında bir sonra işleyeceğimiz konu kapağa girdi ama öncesinde dün gece saatlerinde yaşanan depremle ilgili bir başlık dikkat çekiyor. Erzincan'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem olduğu haberleri geldi. Bugünün gündemine yansıdı ama bazı yerlerde 5,4, bazı yerlerde 5,5, bazı yerlerde de 5,6 ki 5,6 Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verileriydi. Yardımcı doçent doktor Ozgün Doğdu stüdyo konuğumuz. Hocam, önce
önce buradan başlayalım. Neden bu veriler, yani ilk defa oluyor aslında son zamanlarda, neden böyle çelişkili 5,4, 5,5, 5,6? Genellikle hem bazı merkezlerin, yani bu değerleri veren tüm merkezlerin kullandıkları modeller farklı. Hı hı. Bu farklılık büyüklüğü hesaplarken ortaya da çıkıyor. Bir de büyüklüklerin kendine göre, kendi aralarında farklılıklar var. Mesela yüzey dalgalarından elde edilen büyüklük, moment büyüklük, işte yakın depremlerde kullanılan yerel büyüklükler. Evet. Bunlar ortalığa biraz saçıldığı zaman ortalamasını almak veyahut da olan bitene bakıp en uygunu budur demek daha doğru. Hı. Tabii o depremden gelen haberlerle de alakalı oluyor, hasarı vesairesi, ama Türkiye'de iki ulusal değer vermek fazla lüks yani. Bunu bu noktayı çözülmesi gereken bir konu. Burada bu teke indirilmeli. Çünkü çok para harcanıyor bu işlere. Bir, ikincisi farklılıkları da sizin nasıl yadırgıyorsanız halk da yadırgıyor. Hangisine inanalım gibi bir güven kaybına neden olabilecek noktaya geliyor bu işler. Bu çözülmesi gereken bir konu. Çünkü sonuçta bütün depremler kaydediliyor ve Türkiye'nin deprem tarihine baktığımız zaman mesela bunu 10 yıl, 20 yıl sonra bu deprem, Erzincan depremi çok da düşük bir şiddette değil çünkü. Hı hı. Kayıtlarda yer alacak ve hangisi telaffuz edilecek? Evet. Bunu ben çok merak ediyorum. Sanıyorum ki ilerleyen günlerde herhalde bir netlik kazanır diye düşünüyorum. İşte kurulan danışma kurulu vardı ya bu, evet, afetin bünyesi, evet, içinde. Bu konuda hiçbir kelime yok, cümle yok. Yani şimdi bu nazik bir konu olduğu anlaşılıyor ama bunun çözülmesi daha önemli. Yani burada hem masraf açısından bak, hem daha doğru bilgiye ulaşmak açısından önemli bizim için, sismoloji açısından son derece önemli. Evet hocam, peki bir de depremi konuşalım. Yani 5,4, 5 ya da 6 fark etmez. Hı hı. Böyle bir depremden bahsediyoruz. Biraz sonra sizin görüntünüz, getirdiğiniz harita görüntülerini de arkadaşlarım yansıtacaktır. Bu deprem hangi fay hattının bize işaret ediyor ki şu anda galiba göreceğiz birazdan. Hı. Burada görüyoruz, evet. Şimdi o depremin yeri, kırmızı olan depremin yeri uzak bir şey olduğu için sanki Kuzey Anadolu fay zonu, o kırmızıyla kuzeyden şurada, geçen. Şurada var hocam, şu tarafta. Evet, evet. Kuzey, bakın zaten aşağı doğru gelen o top gibi şeylerin ortasından gelen şey Kuzey Anadolu fayının kendisi. Ama deprem onun üzerinde değil, aşağıda ovacık fayı denen belirli bir 45 derecelik bir açıyla devam eden ve bunu Kuzey Anadolu fayı yapıyor. Yani ilk oluştuğunda yaptığı faylar bunlar. O fayın üzerinde. Ama bunlar genellikle çok büyük deprem üretme kapasitesinde değiller. Hı-hı. Zaten parçalı olduğu için de aynı şey Plümür depremi de olmuştu. Yanında bir yine 45 derece açı. Hatta evet, onları görünce Doğu Anadolu'da büyük bir deprem olma olasılığı var diye de yorumlar yapmıştık Bingöl depreminden önce. Hı-hı. Bunlar tabii belirli noktalarda işaretler ama şurada yani bu fay hariç Kuzey Anadolu fayının bir de Karlova tarafında olan bir fay var, kırılmayan. Ama onun %100 kırılacağına dair düşüncelerin yanı sıra bir de orası tam denge konumunda olduğu için kesişiyor ki Doğu Anadolu fayı aşağıdan geliyor, Kuzey Anadolu buradan geliyor, onu kesişiyor, denge konumuna geliyor, o zaman kırılmaz. Ama bunun GPS ölçümlerini ortaya konması lazım. Yani öyle bir tez de var. O yüzden hemen bu orada büyük bir depremi işaret ediyor demek çok zor. Aşağıda Doğu Anadolu fayı zaten çok aktif olan bir fay. Yani orada ortalığın gerildiği çok açık. Yani aşağıdan, evet, Arap levhası itmiş, Doğu Anadolu fayını itmiş. Yukarıdan Kuzey Anadolu fayı batıya bize kadar geldi zaten, Marmara'ya, evet, kadar. O yüzden burada bunu en iyisi uyarıcı bir deprem olarak almak. İşte okul, hastanelerdeki bakımları tekrarlamak. Bunları yarıyorsa işe yarar. Yaramıyorsa zaten bizi yapacak ilgilendiriyor. Yapacak bir şey. Evet, yani. Doğru. Şimdi baktığımız zaman aslında herhangi bir sıkıntı yok bölgede. Yani bölgeye, evet, zarar vermemiş. Yaralı yok, can kaybı yok. Binalarda hasar olmadı. Bir tane 4.1 daha oldu. Evet. Biraz daha uzağında. 4.1. Ama bunlar normal. Yani çünkü o bir zon. Ve oluşan, ardından oluşan, artçı demek şu anda pek doğru değil. Ardından oluşan depremler böyle 45 derece yayılmış ve çevredekileri de hareketlenmiş. Yani çeşitli faylarda hareket başlar. Aynen Simav'da olduğu gibi. Yani bu şekilde bir saçılma var.
Ama bu yanal bir hareket yaptı. Simav'daki aslında çok dikkat çeken hareket. Bir depremdi. Onu da ilk defa rastlıyoruz. Çünkü binlerce deprem olmuştu arkasında. Binlerce ve çok büyükler oldu yani. Evet. Şeye göre, oluşan ilk depreme göre bayağı büyükler. 4.1, 4.2, 5. Arkasından peş peşe böyle büyük büyük bir kırılmalarla gelişen bir depremdi. İşte biz de öğreniyoruz. Yani burada açıkçası. Da aynı şeyi bekleyebilir miyiz? Yok, bu doğrultu atımı bir mekanizma var. Burada ısı akısı çok yüksek olan yerler değil. O Ege'de ısı akısı yerden, yerin içinden gelen ısı akısı farklı. O böyle devam ediyor, hala devam ediyor. Mesela bundan önce 3-4 tane Simav diye deprem var bu depremden önce. Ama küçük. Bu aktiviteyle bu farklı bir şey. Burada iki tane önemli fayın sıkıştırdığı bir yerde, levanın içinde olan bir olay bu. Tabii bölgede yaşayanlar için sanırım akıllarından geçen soru şu olacaktır. Daha büyüğü olabilir mi? 39'u merak düşünüyorlar. Evet. Yani 39'u hatırlayan az insan kaldı ama o anlatılıyor tabii. Nesilden nesile gidiyor. Bir de 92'yi hatırlıyorlar. 92, evet. 6.8'i bayağı büyük bir deprem. Hızlı bir depremdi üstelik. Çok hızlı kırdı. Onu düşünüyorlar. Tabii korkuyorlar ama son... Karlova tarafı hariç, o depremin benzeri 39 depremin olması için 300-350 yıllık bir enerji birikmesi gerekiyor. Şimdi internete düşen bir haber var, aslında denk geldi. Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ve 9 Eylül Üniversitesi, aslında biz yeniden önce başka bir başlıkta konuşmuştuk ama İzmir'de son yıllarda Seferihisar bölgesi ve Gülbahçe fayında hareketliliğin arttığı şeklinde bir uyarıda bulunulmuş. Bu uyarıyla ilgili sizin görüşünüz nedir? Böyle bir şey var mı sizin gözleminiz? Bizim için uyarının temellendirileceği şeyler, veri lazım. Yani mesela bunu yaparken mikro deprem aktivitesi nereye kadar takip edildi? Çünkü Kandil Rasathanesi ulusal bir şey. Oldukça hassas da veriyorlar yani. Hem AFAD hem Kandil Rasathanesi 1.5'e kadar büyüklükleri vermeye başladı. Evet. Bu iyi bir şey. Ama biz mikro deprem, yani bu sözü söyleyebilmek için muhakkak mikro deprem aktivitesini görmemiz lazım. Bir artış olacak geçmişe göre. O zaman proje kaç senelik, ona da bakmamız lazım. Yani şimdi ben koydum cihazları, hassas cihazları koydum. Elim önüme bir sürü aktivite çıktı. Aslında vardı o belki. Yani sizin orada bir incelemeniz oldu mu hocam? Yani hiç o bölgeye gittiniz mi? Gittik. İzmir depremlerinde oralarda epey çalışma yapıldı yani. Evet. Bursa ile ilgili herhangi bir şey var mı? Çünkü ben bu son zamanlarda bir de Bursa ile ilgili bazı duyumlar alıyorum ama size sorayım. Deprem açısından herhangi Bursa, bir hareketlilik. Bursa'da Hakan Hoca ile Zonguldak Üniversitesi'nin jeodezi doçenti bir arkadaşımızla beraber bir çalışma yaptılar. Yapıldı. Daha çok onların emeği olan bir çalışma. Ama bunları sunduk. Birlikte de sunduk. Yani önem verdiğimiz için bir yamulma tespit ettiler. Yani şöyle bir deformasyon Türkçesi o. Deformasyon tespit ettiler. Bu uydu fotoğraflarından elde ettikleri fotoğrafları bir belirli teknikle bir yamulma tespit. Bu önemli. Yani böyle bir yamulmanın oluşu orada çok aktif ve geleceği tehdit edebilecek bir olayın devam ettiği anlamına gelir. Bunu biz önemli gördüğümüz için oradaki işte en son Osman Gazi'de bir toplantı anlattık. Türk Mühendisi Maradona'nın toplantısında anlattık. Mühim olan yetkilileri uyarmak ve bunu ne yapılır derseniz işte mikro deprem ağı kuracaksınız, jeodezik çalışmalar yapacaksınız ve ondan sonra da en önemlisi tabii böyle bir tehlike varsa bütün afet yönetimini ona göre yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde riskleri azaltıcı çalışmalara girmeniz gerekiyor. Peki hocam, sizi bulmuşken sormadan edemeyeceğim. İtalya'da bilim insanlarının, bilim adamlarının yargılanması süreci var. Bizim 99'dan beri Türkiye'de çok tartıştığımız, 99'da biraz aslında farkına vardığımız için tabii, depremin önceden belirlenip belirlenememesi yönünde. İtalya'da bazı bilim adamları bu nedenle yargılandı ve cezaya çarptırıldı. Tabii kendilerini savunma noktaları da deprem önceden tahmin etmemiz mümkün değil. Bilimi yargılayamazsınız demişler ama... Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yargılama sürecini İtalya'daki? Aslında bu bizimkilerin, yani bizdeki hocalarımıza, devletin görevlerine bir kulağında küpe olması gereken bir şey. Çünkü tabii ki belirli bir etik kararlar çerçevesinde, Strasbourg etik kuralları var bu işin. Bunların dışına taşmadan bu işleri dikkate almak lazım. Şimdi oradaki depreme radon gazına dayanarak diye gazeteler çıkmıştı. Öncesinde depremini bunu söyleyerek, tabii etik olmayan bir takım davranışlar var orada kesin. Ama
o amaçla kurdukları, daha bizde öyle bir kurdukların şey falan yok yani. Hı hı. Onlar bir şey kurmuşlar, bir yapı kurmuşlar. O yapıdakiler ciddiye almamışlar bunu. O zaman da savcı niye ciddiye almadınız diye mahkeme açıyor ve mahkum ediyorlar. Hı hı. Çünkü bilimsel bakan bir insan olmaz diye bir kelime yoktur. Bugün açıklayamadım birdir bu olayı. Yarın açıklarım ben bu olayı. O zaman zaten bilimsel gelişme olmaz ki. Ama burada ben korkuyorum ki sen de sus, herkes konuşmasın, ben konuşacağım noktasına gelecek tedbirlerin peşinde oldukları kanaatindeyim ben. Bu bence ciddi bir mahkeme, ciddi bir karar ve bunu da göz önünde bulundurmaları gerekir. Etik bir olay bu aslında. Evet. Hocam son kez asıl konumuzu son bir toparlayalım. Ondan sonra size teşekkür ederim. Erzincan depremi, Ovacık fayı dediniz ve bundan daha büyük bir deprem olur mu sorusunun cevabını bir kere daha verelim. En azından bundan sonra olur mu yani bu depremle bağlantılı? Şimdi bundan sonra deprem 5.5. Yani bizim çok fazla üzerinde durmadığımız büyüklükteki depremler. Bizim için önemli olan yıkıcı. Yani 6-6.5'tan sonra oluşan depremler. Ama yani oralara 6-6.5 her an yapabilir. Böyle bir şey yok. Bu depremle bağlantısı olmasa da 8 yapamaz. Gücü ona yetmez. Yani oradaki enerji o kadar yok. Yani yoktan da bir şey var olmayacağına göre 8 yapamaz. Orada o noktada çok elimizde veri temelinde bilgilerimiz var ama 6 mı yapar, 6.5 mi yapar onu bilmeyiz. Yine de güçlendirme çok önemli. Evet, çok önemli. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ya da Türkiye'nin çok başka bir noktası ya da dünyanın çok uzak bir noktası. Olayın olduğu her yerden olaylara ait tüm detaylar. Bilim kurulu, bilim gazeteci olduğunuz için içeri attım. Hayır efendim, bunlar da... Marmara gemisi yola çıkmadan önce İsrail... Anlaşılıklar yapıldı, bu kadar suç işlendi. Bunlar... Depremle ve ardından gelen tsunami ile ilgili son bilgileri... Şu an deprem oluyor da... Öyle mi? Daha büyük bir kazanın yaşandığı Karadon madenindeyiz. Ya bakarsak Türkiye iş güvenliği noktasında sizce nerede? Tatilat yapılabilecek durumda mı? Yetkililere sesleniyoruz. Mübareğin gitmesi... 8500 yıllık en eski iskeletini... Çoban içerisine her şeyi koydular, çuvala dönüştü. Ne kadar süre sonra rahatsızsınız? Çünkü silikoz aslında dünyada... Bir tedavisi yok. Nükleer santraller, tesisler yapıldığında onlar da yeniydi. Hafta içi her gün saat 15.10'da Merkez Haber'de. Evet, İngiltere'de yapılan bir araştırma egzoz dumanının kalp krizi riskini artırdığını ortaya koydu. Aslında bu noktada Türkiye'de de yapılan çalışmalar var. Özellikle trafiğin yoğun olduğu illerde denetimler ne noktada, sağlık açısından riskler neler? Bütün bunları konuşacağız ama önce sokakta olan yani egzoz dumanıyla karşı karşıya kalan vatandaşların görüşlerine bir bakalım. Daha sonra konuklarımıza konuşacağız. Çok egzoz dumanına maruz kalan insanların kalp krizi riskinin arttığı yönünde bir araştırma sonucu var. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Bence çok doğru çünkü oksijen kalmadı memleketimizde. Yeterinden fazla araba var. Bir de bu arabaların denetimi yapılıyor mu yapılmıyor mu onu bilemiyorum. Bana göre yapılmıyor gibi geliyor. Vallahi korunacak hiçbir türlü bir şeyimiz yok ki. Normal geliyoruz gidiyoruz. Zehri alıyoruz içimize yani. Taksici olarak mesela bu yönde bir önlem alıyor musunuz aracınızla ilgili? Avrupa standartlarına uygun. Normal biz yağ yakamıyoruz bu konuda. Biz normal euro dizel mazot kullanıyoruz. Başka bizim yapacağımız şey yoktu yani. Yoğun araç trafiğinin olduğu yerlerde solunum sıkıntısı çekiyoruz tabii. Sizce ne yapılmalı? Kontroller sıklaştırılmalı. Egzoz emisyon kontrollerinin daha sık aralıklar yapılması lazım. Yani her tarafta baksana arabalara bak, şunlara bak. Eskiden burada bir belediyenin otobüsleri vardı. Şimdi kalktı ama yine de aynı yani. Değişen bir şey yok yani. Tatil olmak istiyorsun git. Yazlık var, temiz bir yerde tatilini yap gel. Ama burada İstanbul büyük şehirlerde hepsi biledir. Hani tek İstanbul değil, büyük şehirler hepsi bile. Mecburdu hani o arabaları çalışacak. Başka çaresi yok. Mecburiyetten çıkıyoruz ve o riske giriyoruz değil mi? Tabii bunun için yapılacak bir şeyler varsa mutlaka yapılmasını isteriz. Mesela ben görüyorum. Egzozundan simsiyah şey çıkıyor. Kaç çıkıyor? Soba borusundan çıkan duman gibi. Ama bazı yeni arabalara bakıyorsunuz, içine egzoz çık, duman ne bir şey. Çözüm olarak o zaman elektrikli şey çıkaracaklar herhalde, araçlar çıkaracaklar. Başka da bu şeyler olduğu müddetçe egzoz olacak.
egzoz dumanı insan sağlığı üzerine etkileri ve denetimler ve neler yapılması gerektiği bunları konuşacağız. Ve Türkiye'de de yapılan bir araştırma var, bunu da konuşacağız. Stüdyo konuklarımız İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar, hoş geldiniz. Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Göksel Demir, hoş geldiniz. Ve hoş Ankara stüdyomuzda da Profesör Doktor Lale Tokgözoğlu var, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi. Konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum ve öncelikli olarak Ankara'ya dönüyorum Lale Hanım'a. Lale Hanım, insan sağlığı açısından baktığımız zaman siz de trafikte oluyorsunuz, siz de yola çıkıyorsunuz ve egzoz dumanıyla mutlaka siz de karşı karşıya kalıyorsunuzdur ki hepimiz aynı şeyi yapıyoruz, camları kapatıyoruz. İnsan sağlığı açısından riskli olduğu yönünde İngiltere'de bir araştırma yapılmış ve özellikle 80 bin kalp krizi vakasını incelemiş uzmanlar. 6 saat içinde kalp krizi geçirme ihtimalinin yükseldiğini belirtmişler. Egzoz dumanı ve insan sağlığı kalp krizi açısından baktığımız zaman durum nedir? Bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi kalıtsal nedenlerin yanı sıra çevresel nedenlerin de kalp damar hastalığı riski arttırdığını yapılan çalışmalarla biliyoruz. Aslında en güçlü kanıtlar çevresel nedenlerden sigara, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme ile ilgili. Ama son zamanlarda yeni yeni risk faktörleri olarak çevre kirliliği ve psikososyal stresin de riski arttırabileceğine dair kanıtlar var. Bugüne kadar yapılan genelde ufak ölçekli çalışmalar vardı. İsveç'te ve Almanya'da otoyol yakınında yaşayan kişilerde kalp krizi riskinin arttığına dair ufak tefek ipuçları vardı. Ama çok büyük bir çalışma yoktu. Dün İngiltere'de yayınlanan, sizin de söylediğiniz gibi 80 bin kişide yapılan bir çalışmada özellikle bu partiküllere ekspoze olduktan sonraki ilk 6 saat içinde kalp krizi riskinin arttığı 80 bin hastada 3 yıl içinde yapılan bir çalışmada gösterildi. Dolayısıyla ilk defa bu kadar güçlü bir kanıt elimize geçti. Tabii diğer çevresel risk faktörleriyle kıyaslanırsa, yani sigara, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik, bu o kadar güçlü bir risk faktörü değil ama ek bir tetik olabileceği düşünülüyor. Hava kirliliği çok geniş bir kapsam tabii ama özellikle egzozdan çıkan küçük partiküller ve nitrik dioksidin bu kalp krizini tetiklediği, kanın pıhtılaşmasını arttırdığı ve damar yapısını bozduğuna yönelik böyle ilk kez geniş bir çalışma yayınlandı. Evet, şimdi biraz buradaki konuklarımızla konuşalım istiyorum. Profesör Mehmet Emin Birpınar, tekrar hoş geldiniz. Bakanlık değişti, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü oldunuz. Siz de hayırlı olsun deme fırsatımız da olmadı. Nasıl denetleniyor, neler yapılıyor? Çünkü özellikle mesela ben otobüslerde gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum eğer trafikteysem. Ve çevre açısından baktığımız zaman da sizin hassasiyetinizi biliyorum. Çünkü çok uzun zamandan beri İstanbul'un çevresiyle siz ilgileniyorsunuz. Neler yapılıyor? Yeterli mi sizce? Biraz anlatır mısınız? Tabii İstanbul zor bir şehir. İstanbul Balkanlardaki 10 tane ülkenin nüfusuna sahip bir şehir. Dolayısıyla buradaki araç sayısı da Bosna Hersek'teki insan sayısı kadar. Yani 2 milyon 700 bin üzerinde araç var kayıtlı. Yani 3 milyona yakın aracımız var. Ve bu araçlardan kaynaklanan egzoz emisyon problemi İstanbul'da var. Biz bu problemi üzerinde çok ciddi çalışıyoruz ama çözebilmiş miyiz? Hayır. Ama buradaki en büyük sıkıntımız özellikle resmi kurumların, İETT gibi kurumların otobüslerinden kaynaklanan emisyon değerleri. Yani onlardan çıkan egzoz gazları bizi çok ciddi rahatsız ediyor. Tabii ilk 3 yaşına kadar araçlardan bu tip problemleri yaşamıyoruz. Ama 3 yaşından sonraki araçlar yavaş yavaş motor sistemleri bozulduğu için oradan kaynaklı egzoz problemleri ortaya çıkıyor. Ve İstanbul'da yaklaşık 294 tane egzoz emisyon ölçümü yapan yer var. Özel sektöre ait. Yani bu TÜV'lerin haricinde de yine egzoz emisyon denetimi yapıp onlara egzoz emisyon pulu veriyorlar. Ve bu pullarla yani şunu ispat ediyorlar. Diyorlar ki evet, senin egzozundan çıkan duman insan sağlığını etkilemiyor. Yani dizel araçlar için ve benzinli araçlar için belli limitler var. Karbon monoksit limitleri. O limitleri aşmadığı takdirde ona bu belge veriliyor ve bunu bir sene veya bazen iki sene süreyle kullanabiliyor. Tabii biz İstanbul'da vatandaşlarımızın da biraz evvel söylediği gibi başarılı mıyız bu konuda? Hayır. Neden? Çünkü
Bunun bizzat yani sürekli olarak çevre denetim araçlarıyla bu şehirde nasıl maliyenin araçları varsa ki önümüzdeki süreçte bunu yapacağız. Evet. Yani çevre denetim araçlarımız olacak ve E5'in üzerinde, E6'nın üzerinde ve değişik noktalarda egzozundan duman çıkan araçları fiilen durdurup ceza kesecek veya trafikten men edeceğiz. Yani bu süreç yavaş yavaş başlıyor. Bunun için bir altyapı gerekiyordu. Bu altyapıyı tamamen oluşturduk. Şu anda egzoz emisyon denetimi yapan yerlerimiz var. Elemanlarımız var, araçlarımız var ve çok kısa sürede İstanbul'daki vatandaşlarımız o söyledikleri haklılar. O söyledikleri gibi egzozundan duman çıkan araçları bize ihbar edecekler. Biz de bizzat trafikte takip edeceğiz. Ve önümüzdeki bir sene içerisinde biz söz veriyoruz buradan. İstanbul'da egzozundan duman çıkan araç kalmayacak. Yani o kamyonlarda, yokuşlarda zorlanırken evet. Hepimizin hoşuna gitmeyen, Avrupa standartlarında olmayan görüntülerin olmayacağı sözünü buradan vermek istiyorum İstanbul halkına. Çünkü dediğimiz gibi 3 milyona yakın araç ve bunların doğurduğu bir kirlilik var. Ve bu kirlilik özellikle sadece insan sağlığı değil, yapı sağlığını da bozuyor. Yani özellikle tarihi eserlerin yüzeylerinde bulunan o siyahlanmalar, evet. kararmaların hepsinin sebebi yine egzozlardan meydana geliyor. Dolayısıyla İstanbul'da çocuklarımızın sağlığı içinde, yani gelecek nesillerimizin sağlığı içinde veya yaşlı insanların ömürlerinin uzun olabilmesi için bu egzoz meselesini halletmemiz lazım. Sadece şehirde, özellikle bu yeni yapılan tünellerin içerisinde vatandaşlarımız onun içine girdiği zaman mümkün olduğu kadar camlarını açmasınlar. Çünkü ani egzoz zehirlenmeleri evet. olabiliyor. Bunları önüne geçmemiz lazım. Peki biz denetimlerde ne yapıyoruz? Denetimlerde egzoz emisyon pulu var mı yok muyu soruyoruz. Hı hı. Eğer egzoz emisyon pulu yoksa olmayan araçlara 710 TL para cezası yazıyor. Yani eski parayla 710 milyon lira ceza yazıyoruz. Yeni parayla 710 lira yazıyoruz. Eğer egzozunu ölçüp oradaki standart değerleri aşıyorsa, yani herhangi bir aracı durdurup onun egzoz emisyonunu ölçüp pulu varsa dahi, yani egzoz emisyon pulu var ama ölçümü yapıldıktan belli bir süre sonra motorunda bir arıza olmuş ve egzozdan duman çıkmaya başlamış veya emisyonlar artmış, vatandaşımızın diliyle konuşuyorum. Eğer o değerler limitleri aşıyorsa 1420 lira gibi daha ağır bir cezayı veriyoruz ve biz bunları vermeye başlayacağız. Özellikle egzoz emisyon pulu olmayanları zaten kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız ve polisimiz durduruyor. Bundan sonra daha sıkı bir şekilde olacak bu iş. Ve yaklaşık olarak 3000'in üzerindeki araca biz son 6 ayda 710 liranın üzerinde her birine ceza yazdık. Dolayısıyla biz ceza yazmak istemiyoruz vatandaşımıza ama onlar da şunu bilsinler, o kendi arabalarındaki egzozundaki bozukluk kendi çocuklarını da rahatsız ediyor. Evet. Onların da hasta olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla uyanıklık yapıp da işte ben ruhsatımı gönderdim ve ruhsatıma egzoz emisyon pulu aldım. Dolayısıyla benim problemim yok diye düşünmesinler. Evet. Muhakkak ve muhakkak o konuda duyarlı olsunlar. Sayın Birpınar, çocuklar dediniz tam da bu noktada. Göksel Hocam'a dönmek istiyorum. Sizin bir araştırmanız var. İstanbul'da yaptığınızı sanıyorum değil mi bu araştırmayı? Evet. Çocuk parkları ile ilgili, yani evet. çocukların oyun oynadığı parklarla ilgili, yola yakın yerlerdeki parklarda çocukların aslında zehirlendiğinden bahsetmişsiniz. Bu araştırmayla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Nasıl sonuçlara ulaştınız? Tabii. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü olarak TÜBİTAK'a bu projeyi önermiştik. 2008 yılında TÜBİTAK bunu bilimsel bulup destekleme kararı aldı. Bu desteği biz kullanarak şeyde Beşiktaş bölgesinde 5 ayrı noktada istasyon kurup yola yakın olan, yola uzak olan, işte temiz havayı temsil edecek olan Yıldız Parkı gibi. Hı hı. Çünkü referans alacağımız sıfır değerlerin olduğu, sıfır kirlilik içerdiğini kabul ettiğimiz noktaların da olması gerekiyordu. Noktalar seçip bu noktalarda 2 yıl süreyle bu şeyi takip ettik, ölçümleri. Ölçümlerimiz daha çok PM, yani partikül madde dediğimiz, hı hı. yani toz diye de aklıyla evet. Nitelenebilecek maddeleri üzerineydi. PM 2.5 ve PM10 dediğimiz, yani 2.5 mikrometre çapına sahip, 10 mikrometre çapına sahip partiküller. Tabii bizim hepimizin anlayacağı şekilde. Evet. Ben anlamıyorum mesela, öyle. Şu anda eminim izleyenler de anlamıyordur. Yani boyutu 2.5, çok küçük ve çok büyük olan toz partikülleri ölçerek bunlar üzerindeki zehirleyici maddelerin miktarlarını ölçmeye çalıştık. Partiküler evet. maddelerin solunum sisteminde, yani tozlu maddelerin, tozun solunum sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Dolayısıyla yola uzaklığına ve yakınlığına göre
bu şeylerin, partikül maddelerin, egzoz gazından çıkan partikül maddelerin çocuklara ne kadar ulaştığını ölçmüş olduk. Ne kadar ulaşıyor? Şöyle söyleyeyim, standartlar 50 iken, yani hava kirliliği kontrol yönetmeliğine göre 50 mikrogram metreküp havada olması gereken değeri biz 180 ölçtüğümüz yerler oldu. Bu da aşağı yukarı 3 katı civarında. 25 olması gereken büyük partiküllerde, 50 küçük partiküllerde 25 standartları varken biz bunu 180 büyük partiküllerde, diğer küçük partiküllerde 120 gibi değerlere ulaştık. Kaç tane park üzerinde araştırma? 5 park hocam? Üzerinde araştırma yaptık. Avrupa yakasında mı yoksa İstanbul'da? Sadece Beşiktaş bölgesine. Beşiktaş üniversitemize mi? Yakın olması sebebiyle çünkü sampling problemleri olabiliyor. Yani numune alma noktasının bizlere üniversiteye yakın olması ve takibinin kolay olması açısından da bunu seçtik. Bir de trafiğin yoğun olduğu bir bölge Beşiktaş, İstanbul'un kalbi, etkisinin ne kadar olduğunu saptamaya çalıştık ve bunu makale olarak da Ekoloji Dergisi'nde yayınlamış olduk. Hı hı. Zaman zaman böyle basından şeyler geliyor, röportajlar. Evet. Sayın Birpınar, düşünüyorum. Evet, yani bu araştırmaya baktığımız zaman sizin söylediğiniz, evet artık bu olmayacak dediniz ama bu noktada aslında yola yakın oyun parkları her ne kadar önlem alınırsa alınsın aslında çevre açısından, yani çocukların sağlığı açısından sıkıntı yaratmıyor mu, yoksa biz yanlış mı düşünüyoruz? Tabii şehrin yani yeşil alan problemi var. Onu hep söylüyoruz. Bu şehirde yani yeni Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak olaya baktığımız zaman şehirleşme noktasında, planlar noktasında sıkıntı var. Yani çevre düzeni planlarında hep vatandaş devletin önünde gitmiş yıllarca. Yani önce vatandaş bir şeyler yapmış, devlet sonradan oraya gelmiş. Dolayısıyla yani 1/100 binlik dediğimiz üst ölçekteki planlamaları biz maalesef yapamamışız. Yani neresi yeşil alan olacak, yani neresi park olacak, neresi bina olacak, nerede fabrika olacak, bunu tam planlayamadığımız için işte boş bulduğumuz yerleri park yapmışız. Bu tabii çok normal bir şey değil, Avrupa standartlarına değil. Önceden planlamak lazım bunları ve belli yerlerde çocukların oynayacağı yerlerin sağlıklı yerler olması gerekiyor. O sağlıklı yerlerde yetişen çocuklar daha memlekete faydalı olacak. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla belediyelerimiz nerede bir yeşil alan buluyor ve çok küçük parklarımız, yani işte Avrupa ile kıyasladığımız zaman bir İngiltere'deki parklarla kıyaslayamıyorsunuz. Yani oradaki bir Kew Garden'la veya işte merkezdeki diğer parklarla Hyde Park'la karşılaştırdığınız zaman İstanbul'da böyle bir şey yok. Çünkü İstanbul garip bir şehir. İstanbul'un ormanları hep kuzeyde. Yani %50'si ormanlarla kaplı, dünyada başka bir metropol yok. İstanbul %50'si ormanlarla kaplı bir metropol. Ve enteresan bir şekilde yerleşim Marmara kıyılarında, güneyde, ama ormanlar hep kuzeyde ve birbirinden çok enteresan, çok keskin çizgilerle ayrılmış durumda. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan insanlar bu yeşilliği hissedemiyorlar. Yani vatandaşa siz bir araştırma yaptırsanız, İstanbul'un ne kadarı yeşil, %50'si orman diye böyle bir şey var, doğru mudur deseniz, herhalde %99'u diyecek ki böyle bir şey olamaz. Biz çünkü yeşili hissedemiyor. Bu sadece şey değil, yani 1936'da Yahya Kemal Beyatlı şeydeyken, mecliste milletvekiliyken yaptığı bir araştırma var. Diyor ki İstanbul'da o zaman nüfus 900 bin kişi ve 900 bin kişinin yaşadığı şehir işte Perası, Suriçi, Üsküdar'ı, Kadıköy, o merkezde buradaki yeşil oranı %25.4. Yani ormanlardan bahsetmiyorum. O şehir 900 bin kişinin yaşadığı yerde. Sayın Başbakanımız İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman aynı yerlerde 94'te araştırma yapıyor. Bu oran %1.5'a düşmüş Elif Hanım. %25.4'ten yani 1.5'a düşmüş ve yoğun ağaçlandırma çalışmalarıyla %2.5'a çıkabilmiş. Şu anda 3'lerde, 3.5'larda geziyor ve kaldırımların üzerine diktiğiniz ağaçlar dünya standardında yeşil sayılmıyor. Dolayısıyla o işte veya şehirlerin merkezlerinde parkların ufak böyle 100 metrekarelik, 200 metrekarelik parklar aslında park falan değil. Sadece göstermelik, işte belediyenin yaptığı burası park çocukların diye. Çocukların kaykayda gezdiği, hatta içerideki levhalar ve demirler bence yeşil alandan çok daha fazla oralarda. Dolayısıyla ben kendi çocuğumu bile oraya göndermeye korkuyordum. Çünkü kafasını yarabilir, şu olabilir. Doğru, park haklısın. Dediğiniz zaman çocuğun böyle bıraktığı özgürce zaman koşacak ve koşarken de onu göreceksiniz. Yani peşinden gidebilecek, köpeğini alacak vatandaş gidecek. Bu yerleri maalesef şehrin içerisinde 15 milyon yaşadığı yerlerde çok yoğun rastlayamıyoruz. Dolayısıyla şehrin biraz daha farklı yerlere doğru kayması ve kentsel dönüşümün yeni bakanlığımıza muhakkak oluşturulması. Özellikle bu Bağcılar, Güngören, Esenler civarındaki çok kötü yapılaşmanın bir an evvel
değiştirirler hep kentsel dönüşümle. Bunu da bir gün konuşmamız lazım. Kesinlikle. O bölgede daha ekolojik binaların oluşturulması, yani yüksek yapılar ve etrafında bol yeşil alan olan yerlere dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için de yeni bakanlık kuruldu hükümetimiz tarafından. İnşallah en kısa zamanda bunları da başaracağız. İstanbul'u dünyanın en güzel şehirleri arasında görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ankara'ya da son bir söz vermek istiyorum. Lale Hocam, şimdi aslında baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliğinden dolayı oluşan hastalıklarla ilgili yaptığı bir değerlendirme var ve her yıl meydana gelen 2 milyon erken doğum ölümler katı yakıtların yanmasından dolayı ortaya çıkan hava kirliliği yüzünden şeklinde bir ifade var. Tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde bizim her şey düzelene kadar ne yapmamız gerekiyor? Bireysel olarak nasıl önlemler alabiliriz? Kısaca bize anlatabilir misiniz? Şimdi göreceli olarak bakacak olursak bir sigara tüketiyor olmanın getirdiği riskin egzoz dumanı veya hava kirliliğine göre çok daha fazla olduğunu unutmamak lazım. Evet. Dolayısıyla perspektifimizi kaybetmemekte ve bilinen risk faktörleriyle öncelikle savaşmakta yarar var. Ama hava kirliliği odaklı olarak bakacak olursak bireysel olarak yapılacak çok fazla bir şey yok. Bilinen kalp damar hastalığı olan kişilerin yoğun egzoz dumanı olan bölgelere veyahut da hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde çıkmamasında yarar var. Ama onun dışında kendi koruyacakları ilave bir şey yok. Aslında tablo çok daha büyük. Demin konuşulanları da göz önüne alırsak bu bir şehircilik problemi. Global olarak bakacak olursak yeşil alandan zengin, bisiklet yolu fazla olan, toplu taşımacılığın iyi olduğu ütopik şehirlerde ancak bu konuyu çözmek mümkün. Yoksa hastanın veya hekimin bu konuda yapabileceği henüz çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Aslında baktığımız zaman çevre kirliliği, egzoz gazı, egzoz dumanı dediğimiz zaman biraz bizlere de görev düşüyor. Görüp neden böyle deyip camı kapatacağımıza sanırım şikayet etmek aslında sorunun çözümünde önemli olacak. Yarın haftanın son gününde aynı saatte Merkez Haber ekibi olarak karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Başsağlığı dileklerini iletmek için sizi bekliyoruz.